Dayanışsın. Dayanışma. Ben mi yapacağım? Nasıl yapacağım? Halka hesap verecek. Gün gelecek. Devam verecek. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek. Devam verecek. AKP halka hesap verecek. Halkayı büyütmemiz lazım arkadaşlar. Çok daralıyoruz. O yüzden biraz daha genişletelim. Küçükçe halka kaldı. İlana, doğaya, yeryüzüne özgürlük. İnsana, doğaya, yeryüzüne özgürlük. İnsana, çömberi büyütelim. Geliyor onlar şimdi. Lütfen. Siz de bunu da alalım. Bunu devam edelim. Şuraya. Bak onun devamına. Onun devamına. Devamına. Toprağıma dokunma. Sonra kalma.
Gelmekte olan çok insan var, onları bekliyoruz. O yüzden birazdan süreci konuşacağız ve özellikle köylü kadınlar söz alacaklar. Onları bekliyoruz. Dostlar, kolbu başlatmak için lütfen çembere yaklaşın.
Hoş geldiniz yaratıcılar, kalmak yaratıcılar bizlere. Gelen korkar dostlar, muhteşem bilirsek ne mutlu bizlere. Evciler ve telefonu yendiğimiz mutlaka ormanlarla patladır. Onu veren yüze yaratana girdim, büyük ağabeyiz. Hoş geldiniz yaratıcılar bizlere. Kaç günü, kaç otobüs, her gün kaç otobüs kapsı gelip gidiyor. Hoş demesi gidip yöresine geliyor. Hoş geldin yöremize, şereflerin bizlere. Fazla asırlardan bir getirgelensin. Biraz da adım, biraz da kalsana. Fazla her yerden ölür derler. Yoksa senin eserin geldi. Senin içinde tacinde yaşarken, yaşayan her ikisini doyamazken, suyu içip ferah derken, yoksa senin eserin geldi. Mutlanda gökleri değiyor başın, milyarlarca anlık yaparken, yoksa senin eserin geldi. Fazla bazen tiplik atıp yakarken, sen yanıvereceksin diye yüreğin sürtü titrerken, seni yabancı dostlara kimler sattı? Seni yabancı dostlara kimler sattı? Fazla hem anamızdır hem babamız, hem kişinin ekmeğini taşımaz, hem canımız gel yoldaşımız. Fazla zümrütten, altından, yakuttan, inci mercandan, daha değerlisin halkının yanında. Yoluna baş koyduk senin yoluna. Kazları ikisini de ödeyeceğim. Kazları kutlanca gökleri dövüyor başım. Kışın karından yolu vermesin. Baharda dirgen net gibisin. Hep ağacımla kuşları tükür. Şakı yar mümkünleriyle bubuyla çoban kuşuyla. Sen büyüğün gizliğin yeşil kimdik ya kazları. Ey kazdağı, güzeller dinle tarif edilemez, değer kıymeti biçilemez, keraziyle asla ürtülemez. Ey güzel kazdağı, ne de sen sana az gelir, yaşam seninle güzelleşir. Denizin suyu acıdır kimler, çanaklarını boğazlardır getirmez, bu bayraklar olduğu bu vatan bölünmez. Olsun ne hakkında? Bayrağı, bayrağı unuttu bayrağı. Vatan bölünmez. Yaşa! Yaşa! Ey halk! Evet, Muratlar'da oldu böyle bu ülke. Yani kendi ülkelerinden bir dalgıyla koparttırmıyorlar. Kendi ülkelerine gidiyorlar, memleketler yok mu? Geri kalan ülkeleri yediler, yediler. Türkiye geldi. Ey yanıklar, Hacı Bekirler köküne geliyorum. İsmim Ayfer Kenanoğlu. Dağlarımızı, toprağımızı Cengiz'e vermek.
biri gitmiş olabilir mi? Ses. Alan çok daraldı arkadaşlar, hiç etraftakiler göremiyor. Ben Yanıklar köyünde, Hacı Bekirler köyünden geliyorum. Aramız 100 kilometre. Bütün bakır, maden, toprakları, bütün ağaçlarımızı kesiyorlar. Hiçbir tane kalmamak üzere. Biz arkadaşlar, açıklama yapan beklesin. Orta dağılmadı mı? Arabada. Onu kapatıyor. Arkadaşlar, basın dışındaki arkadaşlar lütfen çemberin dışına çıksınlar. Basın da geriye çekilsin lütfen. Biraz daha şöyle açalım şurayı. Ortayı boşaltıyoruz. Biz sadece Bekirler köyünden geliyoruz. Biz sadece Bekirler olarak hiçbir zaman bu madeni istemiyoruz. Biz köyümüzde yaşamak istiyoruz. Bizim bunu çok görmesinler, biz üretmek istiyoruz. Bizim hayranlarımız var, biz üretirsek ne olacak? Bütün şehirler zaten betonlaştı, bizi de... Çalış. Biz altın madenciler istemiyoruz. Biz üretmek istiyoruz. Biz köyümüzde çalışmak istiyoruz. Biz çalışanlarız. Biz asla istemiyoruz. Biz madem falan istemiyoruz. Biz çamlarımızı kesmesinler. Bizim bu dağlarımızı yok etmesinler. Biz dağlarımızla birlikte yaşamak istiyoruz. Biz asla maden istemiyoruz. Biz köyümüzde yaşamak istiyoruz. Ne olur bizim sesimizi duyun. Biz asla istemiyoruz. Biz üretmek istiyoruz. Affeden, affeden. Teşekkür ederim. Reza Hanım öden gelsin. Sevgili doğa savunucuları, doğal hayatın koruyucuları, bu toprağın sahipleri, öz sahipleri. Hoş geldiniz. Bu dayanışmaya güç verdiniz. Görüyoruz ki maden için yapılan talan akıl almak bir şekilde devam ediyor. Bu kadar çok yok edilmiş. Daha da binlercesi, belki milyonlarcası yok edilecek. Nedir bu doğal katliamı? Nedir bundan çıkacak sonuç? Hiç düşünmezler mi? Buradan bir zenginlik mi üretilecek? Bu halka, bu vatandaşa, yurttaşa bir gelir mi gelecek? Başları köye mi erecek?
edeceğiz. Bu yok edişten ne öğretilecek? Kime ne yarar olacak? Belki 3-5 tane zengine para yığılacak. Sermaye dağlar gibi yığılacak. Ama halka hiçbir faydası olmayacak. Onun için yerimizin, yurdumuzun, doğamızın, havamızın, suyumuzun kıymetini çok iyi bilelim. Onlara hep beraber sahip çıkalım. Arkadaşlar araç geliyor. Bu alanı boşaltın. Bu alanı boşaltın. Havasına, suyuna,
vatanına sahip çıkan yurtseverleriz. Ve bugün Akbelen'i savunduğumuz için ağır cezada yargılanıyoruz. Ormanı korumak için nöbet tuttuk diye. Ormandan faydalandığımız için, ormanı işgal ettiniz diye hakkımızda dava açılmış. İşgalciler belli. Akbelen'de Liman, İçtaş, Kaz Dağları'nda Cengiz. Defolun bu topraklardan. Bu topraklar, bu ormanlar, bu köyler bizim. Sizler kalkıp gideceksiniz. Bizleri bu cehennem çukurunda bizler saracağız yaralarımızı. Lütfen. Bu gördüğünüz görüntü masın var ya. Masın dışında herkes geriye çekilsin arkadaşlar. Evet. İçimiz kan ağladı. Sabahtan bu yana gözyaşları sel oldu burada. Hepiniz o gözyaşlarında boğulun. Boğulun. Bunun daha kötüsü var. Biz Akbelen'de yaşıyoruz tam bir senedir. Bu kestikleri ağaçları kaldıracaklar. Kestikleriniz madenlere peşkeş çekilmeye çalışılıyor 5 senedir. Burada da aynı şey geçerli. Bakır madeni hiç fark etmez. Bakır olsun, altın olsun, gümüş olsun, maden olsun. Artık bunlara verecek toprağımız yok. Ya hiçbirimiz
5 senedir mücadele ettik ya dönemde. Değişti kadındım önce. 2023 yılında köylülerimiz beni muhtar seçti sağ olsun. Vatanı toprağı savundum dedi. Köyün senden başka ne olacak dedi. Ve 22 köylüyle bugün Kaz Dağları'ndayız. O burada da ön önde duran kadınlara mücadelemiz en önde süper olan eri öpülesi analarımıza helal olsun. Yürek emre sağlık. Onlara Akbelen'de de ölmek var, ölmek yok dedik. Ölürüz, ölürüz de yine de toprağımızı terk etmeyin. Aynı şey burası için. İnsan yaklaşık. İnsanım, hayvanım, Kazdağ'ımda öldürdük. İnsanım, hayvanım, Kazdağ'ımda öldürdük. Her ağacı tek tek savunacağız. Her ağacı tek tek savunacağız. Her ağacı tek tek savunacağız. Birlik kanıcımız ya benim lütfen alalım. Asıldık. Hadi geliyorum ben de tamam. Biraz daha
Teknikten anlayan bir arkadaş varsa jeneratörü çalıştırmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar jeneratörden anlayan bir arkadaş varsa teknik için ihtiyacımız var şu an. Ses, evet. Evet. Sesimiz geliyor. Dinleyeceğiz. Güneden. Gitmesin. Biz altın istemiyoruz, para istemiyoruz. Havamıza, suyumuza, toprağımıza, çamımıza dokunmasın. Biz doğada yaşamayı istiyoruz. Kaz Dağları'ndan defol geliriz. Vermek istemiyoruz. Hiçbir zaman vermeyeceğiz. Direner, direner kazanacağız. Varım başkanım. Bölge sakinleri çok kararlı mücadele edildi. Evet sevgili dostlar. Şu anda Kaz Dağları'nın kalbinde Halil Ağa Bakır Madeni Projesi alanı içerisindeyiz. Şu anda Kaz Dağları'mızı işgal eden Cengiz'in proje alanını biz işgal ettik. Kaz Dağları Cengiz'in değil. Kaz Dağları bu dağlarda yaşayan Börtü Böceğin, Sincap'ın, Tilki'nin bizlerin de değil. Vahşi yaşamın bu bölgeyi, organları, yurt etmiş olanların dağları. Ne yazık ki iktidarın madencilik politikalarıyla başta Kaz Dağlarımız olmak üzere ülkenin her yanı peşkeş çekilmiş durumda. Şu anda içinde olduğumuz projelerden bir tanesi ne yazık ki bu. Kaz Dağlarının %79'u metalik madencilik fırsatlarıyla kutsaklanmış durumda. Bu proje yalnızca bir tanesi. 2017'de Turat Beyazıt Kinapseki'de madencilik faaliyetine başladı. Onu durduramadık. Ancak şimdi sırada Cengiz var. Bu projeyi durduramazsak arkasından sayısız yeni projeler geliyor. Şu anda şirket burada hukuksuz bir şekilde çalışıyor. Şirketin aldığı çetoluklu kararına karşı bizler yaşam savunucuları 94 davacı dava açmış durumdayız. Birinci davayı kazandık. Çetoluklu kararını iptal ettirdik. Ancak ne yazık ki 2009'a 7 sayılı genelge uyarınca şirket yeniden çet süreci başlattı. Bilirkişi raporu bizlerden, doğadan, ekosistemden yeni bir rapor düzenledi. Ne yazık ki mahkeme heyeti kendi atadığı bilirkişi raporuna itibar etmeyerek davayı bize kaybettirdi. Bu hukuksuz bir durum. Kabul edilemez. Bizler de 7. ayda Danıştay'a başvurduk. Şu anda ÇED süreciyle ilgili dava Danıştay'da devam ederken şirket hukuki sürecin sonucunu beklemeden burada ağaçları işaretlemeye başladı. Bizler de sürekli takip ettik ve arkasından ne yazık ki kesimler başladı. Kesimler başladığı andan itibaren sürekli alandayız, takip ediyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz. Ancak çok sayıda kesim ekibi süratle alanı kesmeye başladı. Bir büyük buluşmayı işte bu ağaç kesimlerine dikkat çekmek üzere düzenledik. Hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Kaz Dağları Ekoloji Platformu'nun çağrısına yanıt verdiniz. Sağ olun, var olun.
şu anda şirketi acilen bu ağaç kesimini durdurmaya çağırıyoruz. Yerel milletvekilleri, belediye başkanları, Türkiye'nin diğer kesimde belediye başkanları ve milletvekilleri dün alana geldi. Ve bu kesimin durdurulmasını istedi. Danıştay süreci devam ediyor, siz ne hakla bu kesimi yapıyorsunuz diye. Danıştay süreci bitse de bizim için fark etmeyecek. Bu mücadeleyi devam edeceğiz. Danıştay'ı kaybettik diyelim ki ne olacak? Biz yine mücadele etmeye devam edeceğiz. Hukuk kararları ne yazık ki aleyhimize çıkacak, hukuk kararları da bizleri durduramayacak. Şu anda projeye işletme izni verilmiş durumda BAPEK tarafından. Orman İdaresi tarafından 7. ayda orman kesim izni de verilmiş durumda. Tahsis de izni. Bu da yetmedi. Çanakkale Vadeli yine işletme izni verdi. Çalışma izni verdi. Gayri sihir bahsize izni verdi. Şu anda bütün bu izinler aslında yasa dışı. Çünkü devam eden bir mahkeme süreci var. Bu mahkeme süreci bitmeden, mülkiyet izinleri süreci bitmeden bu maden burada çalışamaz. Bu ağaç kesimleri yapılamaz. Şu anda yapılan tamamen hukuk dışıdır. Bizler bir yandan açacağımız davalarla bütün kurumların verdiği izin ve ruhsatları iptal ettirmeye çalışacağız. Proje alanı ne yazık ki korkunç büyüklükte. 6000 hektar bir proje alanı var. Bu projenin şimdilik onda biri olan 600 hektarlık bir ÇED izni var. Ancak biz biliyoruz ki bu onda birdeki çalışma asla bitmeyecek ve devam edecek. 6000 hektarda çalışacaklar. 6000 hektarın ne kadar büyük alan olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Bu şu anda yalnızca onda biri. Ve şirket ne yazık ki bütün bölgenin, köylerimizin içme suyu kaynaklarına el koymuş durumda. Murat'ın, Hacı Bekir'lerin, Halil Ağa'nın zaten kendine yetmeyen su kaynakları şirkete peşkeş çekilmiş durumda. Şirket DSE ile yaptığı protokol kapsamında iki tane gölet yapacağını söylüyor. Bu göletler de ne yazık ki ÇED sürecinin kapsamının dışında tutuldu ve gözden kaçırıldı. Bizim bütün itirazlarımıza rağmen. Ne yazık ki bu sıra yetmeyecek. Bu iki gölet de yetmeyecek. Ne yapacak şirket? Çanın can damarı olan Kocabaş çayımız var. Kocabaş çayından bu bölgeye yapacağı bir derivasyon kanalıyla o suyu da buraya akıtacak. Yılda 4 milyon ton su kullanımı öngörülüyor bu proje için. Bütün bölgelerin su kaynakları bu projeye tahsis ediliyor. Çanın suyu zaten yetmiyor. Kocabaş çayı zaten yetmiyor. Kocabaş çayının suyunu da siz buraya getirirseniz Çan'ın tarım alanlarının sahipleri ne yapacak? Tarlalar ne yapacak? Çiftçiler ne yapacaklar? Yani büyük bir su kuraklığı, susuzluk da bizi bekliyor bu bölgede. Koskocaman bir orman ekosistemi yok olacak. Su kaynakları yok olacak. Bir yandan ÇED alanı içerisinde 60 hektar tarım alanı var. Köylüler bu tarım alanlarını ekiyorlar, biçiyorlar ve kazanıyorlar. Burayla doyuyorlar. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma. Evet sevgili dostlar, proje alanı içerisinde 60 hektar. Gün sevgili dostlar, orman ekosistemi yok olacak, su kaynaklarımız yok olacak, tarım alanlarımız da yok olacak. Proje kapsamında 60 hektar tarım alanı var. Hacı Bekirler köylerinin toprakları, ekip biçtikleri alanlar. Bu alanlarla ilgili Enerji Bakanlığı ne yazık ki kamulaştırma kararı çıkardı. Kamu yararı kararı aldı. Bu maden kamu yararına mı Allah aşkına? Kimin yararına? Köylünün yararına değil, ekosistemin yararına değil, Cengiz'in yararına, sermayenin yararına. Sermayenin yararına kamulaştırma kararı çıkartılabilir mi? Kamu yararı kararı alınabilir mi? Ne yazık ki köylerimizin tarlaları için bu karar alındı. Ve köylülerimiz pazarlığa çağrıldı Çanakkale Valiliği tarafından. Köylüler onurlu durdular, gitmediler, pazarlığı dahi kabul etmediler. O köylülerimiz burada, alandalar şu anda. Onlara bir evet, kocaman bir alkış. Direnen köylülere kocaman bir alkış. Şimdi
Şimdi bu tarım alanlarıyla ilgili köylüler aleyhine kamulaştırma davası açıldı. Köylülerin 12. ayda davası var. O zaman da hepinizi köylülerimizin yanında olmaya çağırıyoruz. Kamulaştırma davalarını da iptal ettirmemiz gerekiyor ki tarım alanlarımız da bir yandan yok olmasın. Şirket hukuksuz bir şekilde burada çıkması gerekiyor. Alanı terk etmesi gerekiyor bütün iş makineleriyle beraber. Biraz önce iş makinelerini gördük. Harıl harıl çalışıyorlar. Yolları kazıyorlar, açık alana yol açıyorlar. Biraz önce Necda'nın dediği gibi şu anda ağaçlarımız kesildi. Arkasından dinamitler patlamaya başlayacak. Hacı Bekirler köyü yalnızca 750 metre mesafede. Bu kadar patlatmalar yapılırken köylüler orada yaşayabilirler mi? Mümkün değil. Muratlar da yaşayamayacak, Halil Ağa da yaşayamayacak, diğer köyler de etkilenecekler. Ben bu kadar söyleyeyim. Kazdağ'ın ekoloji platformu olarak sürece ilişkin bilgiyi verdik. Hukuki olarak da devam edeceğiz. Alandaki bu mücadeleyi de örmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlarım sanıyorum sırayla sözü geçirecekler. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar lütfen alanda sigara içmeyelim. Lütfen. Alanda sigara içmeyin. Çançeli'den inen Muhammed Yavaş ben. Davacılardan biriyim. 6 yıldan beri bu bölgede mücadele ediyorum. Çanlıyım. Bizim Çan'da zaten 2 tane termik santralimiz var. Bir tane Türkiye Kömür İşletmeleri sahası var. Gelin bakın. Zaten Çan kötü durumda. Susuz durumda. Bitmiş durumda. Ama burada mücadele etmeye çalışıyoruz. Biz sadece Cengiz'le mücadele etmiyoruz. Biz devletle mücadele ediyoruz aslında. Çanakkale Valiliği orman giriş hesabını uzattı. Bizim giremediğimiz ormanlarda iş makineleri çalışıyor. Orman giriş hesabı var. Benim giremediğim ormanda iş makinesinin ne işi var? Biz devlet su işleri madencilere gölet yapı veriyor. Su birikim yapı veriyor. Baraj yapı veriyor. Orman Genel Müdürlüğü ağaç kesiyor. Nasıl bir sistem bu? Ben bunu soruyorum. 4 milyon ton su kullanacak şirket. 4 milyon ton su. Kocabaş çayı kuruyor. Kocabaş çayı bitmiş durumda. Gidin bakın. Çan'ın 67 tane köyü var. 67 köyün tamamı şu anda can çekişiyor. Çan tarım ilçesi, hayvancılık ilçesi. Çanakkale'nin en büyük ikinci ilçesi arkadaşlar. Ve bizim orada şu anda sağlıklı bir tarım yapılamıyor. Sağlıklı bir hayvancılık yapılamıyor. Yapılamayacak, bitecek. Biz biteceğiz. Gelin görün bizim durumumuzu. Ben buradan yalvarıyorum. Mücadeleye devam edeceğim. Bir iki çıkarsam da devam edeceğim. Tek başıma da olsam direneceğim. Cengiz öldü. İş makinelerini al. Kesim motorlarını al. Defol git. Cengiz bu toprakları Cengiz Holding'e vermeyeceğiz. Çan'ı, Bayramiçi, Ezine'yi, Biga'yı, Yenice'yi, Cengiz Holding'e teslim etmeyeceğiz arkadaşlar. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. İşte o yüzden çözümü sonlandırmadan önce buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Mücadele devam. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Onları buradan defedeceğiz. Direne direne. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Davacı kurumları davet edeceğiz şimdi. Ayvalık Tabiat Platformu'ndan arkadaşlar buradaysa. Ayvalık Tabiat Platformu adına. Gelin. Gelin.
Arkadaşlar merhaba, hepinize Ayvalık'tan sevgiler, selamlar. Burada hepimiz ağaçlarımızı korumak, Cengiz Holding'in yaptığı katliama karşı durup onları durdurmak için bir aradayız. Birlikte güçlüyüz. Direne direne kazanacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ayvalık Tabiat Platformu'na teşekkürler. İklim ve Adalet Koalisyonu bu yanımızda. İklim ve Adalet Koalisyonu'ndan kimler var? Devran Döneşer. Ekoloji Birliği temsilcisi buradaysa Ekoloji Birliği'nden alalım. Buradan çok güzel gözüküyoruz arkadaşlar. Buna devam edelim. Ben Türkiye'de örgütlü olan 86 ekoloji örgütünün bileşeni olduğu Ekoloji Birliği eş dönem sözcüsü Süleyman Erdoğan. Türkiye'nin her tarafında, her yerinde ağaç katliamı, doğa katliamı var. Her yerde ağaçların kardeşliğini yaşatacağız. Her yerde toprağımıza sahip çıkacağız. Her yerde su varlıklarımıza sahip çıkacağız. Bundan geri duymayacağız. Bizden hükümete sesleniyorum. Cengiz Holding'in arkasında durmaktan vazgeç. Sen Cengiz Holding'le birlikte dağlarımızdan ve bu ülkeden gideceksin. Bunu böylece biliyoruz. Ve gidene kadar direnişimiz devam edecek. Hepinize kolay gelsin. Davacılarımızdan Ziraat Mühendisleri Odası, en başından beri bizimle birlikte olan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Onur Bey burada mı acaba? Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Onur Bey. Ya da Ziraat Mühendisleri adına konuşmak isteyen varsa. En başından beri süreçte bizimle birlikteydi Ziraat Mühendisleri Odası. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz. Biz Türk'üz. Yüreğimiz bütündür. Bileğimiz bükülmez, yüreğimiz bir bütündür. Dar zamanda birbirimize böyle sarılmalıyız. Bütün dünya mitlalatını göğüs germeliyiz. Bizi imanla göğsümüzde, bizim bunların imanın arkasına sığınıp bizi hala daha yokmak istiyorlar. Allah dedikçe daha hala biz de olarak ileri gideceğiz. Biz onlara teslim olmayacağız. Sen Cengiz Türk değil mi? Sende iman yok mu? Sen geçen evden hiçbir şey vaporajı almadın mı? Çocuklar olsun insanlığına. Gittik yakının. Canım feda etmedin mi? Türkiye için. Bizim dedelerimiz, benim dedem, babam dedesi, İngilizler esir düşmüş Çanakkale Harbi'nde aç susuz ölmüş. Bir dedem, Salık dedem, Kurtuluş Savaşı'nda öbür arkadaşları üstten çekmişler, sabahında birinin adını içine durmuşlar. Bu hak ödenir mi? Biz bütün yayı hazır bulduk. Hazır bulduk. Maalesef de yeni bir
Yazıklar olsun insanlığınızdan. Şerefinize yazıklar olsun. Hemen muhtarlarınız, muhtarlarınız sizi insandan seçmişler başınıza. Neden böyle çoban olmuyorsunuz yerinize? Neden sahip çıkmıyorsunuz? Yazıklar olsun. Bravo. Dileğimiz tükenmez, yüreğimiz bütündür. Asla masla kesilmeyeceğiz. Bayramiç'ten, Bayramiç Pınarbaşı köyünden. Buraya destek için geldim. Çok konuşmasını bilemem ama yine de biraz bir iki kelime söylemek istedim. Kışın yarısı geldi, daha bir damla yağmurumuz düşmedi. Ben yetiştirici bir kadınım. Kendim yetiştirip sebzelerimi kendim pazarlıyorum. İlaç kullanmamaya mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum. Ve doğamızı korumak istiyorum. Çamımıza, ormanımıza kimse dokunmasın. Kaz dağlarının bütün çamlarını, bütün ormanlarını yok ediyorlar. Kazıyorlar, her tarafı tıraşlıyorlar. Böyle giderse bütün hiçbir sebzemizi, meyvemizi, hiçbir şeyimizi yetiştiremeyeceğiz. Allah hepsimize yardımcı olsun. Kaz dağlarımıza desteğe geldiğiniz için bütün halkımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Bey'i alacağız. Sonra da DEP Parti Milletvekili Ali Kenanoğlu buradaymış. Ha, tamam. İklim Adalet Koalisyonu temsilcisi. Merhaba sevgili dostlar. Dün biz bu alandaydık. Bu alanda kesim yapılıyordu. Graderler çalışıyordu. Kamyonlar çalışıyordu. Hepsini durdurduk. Konuştuğumuzda dediler ki buradaki kesim yapan arkadaşım bir tanesi, ben bu köydenim. Bana geldiler, kesim yapar mısın? Taşerona devrediyor yani Cengiz Holding. Yapacağı işi kendi elemanları değil, taşeron üzerinden yapıyor. Bakın arkadaşlar, burada ÇED raporu alınan sadece 581 dönüm. 6000 dönüm üzerinden ruhsatlandırma yapılmış ama bu 60 dönüm üzerinden yapılacak. Yani ilk baştaki iş 6000 dönüm üzerinden, yani 6 milyon metrekare üzerinde bir maden araması yapılıp 1 milyon ağaç kesilecek. 60 bin dönüme çıkarıldığı zaman ne kadar ağaç keseceğini düşünün. Bu Cengiz Holding doymadı bu paraya. Arkasındaki güçler de doymadı. Yedi doymadı. 685 futbol sahası büyüklüğünde bir alan, şimdiki alandan bahsettiğimiz alan. Başkanımız söyledi. İki tane bir çay, Kocabahçayı ve Karamenderes nehrinin suları bu bölgeye getirilmek zorunda. Su olmadan işlem yapılamıyor. O zaman 60'a yakın köy susuz kalacak. Tarım olmayacak. Bakın bugün Akbelen'de sabahleyin haberlerde izledim. Bir kadın çiftçimiz ürettiği koyunlardan doğan kuzularının tamamının öldüğünü söyledi. Sen miydin o? Dün sabahleyin izledim ben o haberi. Burada da aynı şeyler yaşanacak. Yani bu memleket yaşanamaz hale gelecek. Bizlerin sayesinde, sizlerin sayesinde biz Cengiz Holding'e dur diyeceğiz artık. Yeter. Bu ülkeye bu kadar ihanet olmaz. Bu ülkenin topraklarına bu kadar ihanet olmaz. Bu topraklar altından daha değerlidir sevgili arkadaşlar. Bravo! Bu memleket hepimizin. Birlikte, kardeşçe, dostça yaşayıp memleketi düzlüğe çıkarana kadar da mücadele edeceğiz. Bunun siyaseti de olmayacak, siyaseti de olacak, vatandaşların birlikteliği de olacak. Hep birlikte el ele vereceğiz, el ele birlikte vererek hareket edip bu bozuk düzene geçit vermeyeceğiz. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hiçbir beklenti içerisine girmeden, hiçbir kişisel beklenti içerisinde olmadan birlikte başaracağız. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, şimdi bize Sayın Ali Kenanoğlu DEM Milletvekili hitap edecek. Sevgili yaşam savunucuları, sevgili çocuklar, gençler, kadınlar, sevgili sincaplar, tilkiler, kurtlar, ayılar ve bu yaşamın gerçek sahipleri, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi HDK adına, HEM Parti adına, Ekoloji Meclislerimiz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, yaşam alanların,
ormanlarımızın savunucuları, bu ormanların sahipleri buradaki tilkilerdir, sincaplardır, kurtlardır, bu alandaki börtü böceklerdir. İşte Cengiz Holding'de buraya atanmış bir kayyumdur. Bu kayyumları Türkiye'liler tarafından ve ormanlarımızdan da def etmek için mücadele edeceğiz. Buranın gerçek sahipleri, buranın köyleri, yaşamlarını burada kuran insanlar, buraya sahip çıkanlar, burada, bu ormanlarda yaşamaya devam edecekler. Bu talancılar, bu yağmacılar buradan defolup gidecekler. Değerli arkadaşlar, yaşam savunucuların bir önemli sözü var. Sık sık gündeme getirdikleri. Eskiden devlet insanlara karşı ormanları korurdu. Şimdi köylüler devlete karşı, iktidara karşı ormanları koruyorlar. İşte burada bütün yaşam savunucuları bu ormanları iktidara karşı, onun eşkıyalarına karşı, talancılarına, yağmacılarına karşı korumak için buradalar. Ve bizler bütün bu ülkenin her bir tarafında barış savunucuları, yaşam savunucuları olarak her alanda barış savunurken, ormanlarda da buralardaki ağaçla, taşla, börtüyle, böcekle de barış içerisinde yaşamayı savunacağız. Ve bunun için Türkiye'nin her bir tarafında, Hakkari'sinde de, Şırnak'ında da, Kaz Dağları'nda da olmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cengiz Depolar'dan ve bu halka gerçek sahiplerine teslim et. İklim ve Adalet Koalisyonu adına İhsan Hanım. Arkadaşlar merhaba. İhsan ben. Herkese merhaba. Arkadaşlar size bir bildiğiniz bir şey aslında. Bildiğiniz bir şey olsa da ben söylemek istiyorum. Ekokırım sözcüğünü size hediye olarak getirdik. 3 yıldır İklim Adaleti Koalisyonu'nda yurttaş inisiyatifi olarak ekokırımın suç olarak yasalarımızda yer alabilmesi için çalışıyoruz. Bütün partilerle birlikte çalışıyoruz. Tıpkı bu meydanda olduğu gibi bütün partilerle birlikte ekokırımın suç olması için çalışıyoruz. Nedir bu ekokırım? Doğa katlidir. Tıpkı insanların öldürülmesi gibi doğanın öldürülmesi de suçtur. Peki bunun boyutları nedir? Hava küreye, su küreye, taş küreye büyük ölçekte ağır, geri döndürülemez hasarlar verilmişse biz buna ekokırım diyoruz. Peki burada Kaz Dağları'nda Cengiz şu anda ekokırım gerçekleştirmiş midir? Henüz değil. Ama plan budur. Ekokırım bir tehlike suçudur. Yani tamamının işlenmiş olması gerekli değil. Şu anda yapılanlar ve gelecekte olacaklar. Bildiğiniz gibi onları sıralamayacağım. Bunun bir ekokırım suçu olacağını bize söylemektedir. Dolayısıyla size özetle şunu söyleyeyim. 28 bin imza toplayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasanın değiştirilmesi yönünde başvuruda bulunduk. Bizi bir süre işte, çünkü vatandaş olduğumuz için bunu kabul etmediler. Biz yetinmedik bununla. Dava açtık. 5 Aralık'ta davamız var. Hepinizi davet ediyorum. Gelin ekokırımın bir suç olarak, Cengiz'in de bir ekokırım suçlusu olarak, doğa katili olarak görüneceği, yargılanacağı bir sistemi ülkemize getirelim. Teşekkür ediyorum. Bravo. Gökçeyazı köylerinden. Ben Gökçeyazı'dan 50 senedir Almanya'da çalışıp vatan hasretiyle 3 gün arabayla Türkiye'ye geliyorduk. Vatan hasreti yatıp tutuşan bir insanlarız. Erdoğan'a el birlik hepimiz oy topladık. Bu oyların karşılığı bu muydu? Geldim ki ne vatanım kalmış, ne toprağım kalmış, ne köyüm kalmış, ne ağaçlarım, ne suyum. Kolları sıvadık.
toprağımı korumaya geldim. Gitmiyorum Almanya'ya. Gücü sonuna kadar da mücadele edeceğim. Hep birlikte, hepinize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bizim köyümüze de gelir, bize de destek olursunuz. Bunu çok istiyorum. Köyümüz yok olmak üzere. Benim evim 1 kilometre arkasında 270 metre derininde siyanür havuzu yapılıyor. Biz orada nasıl yaşayacağız? Biz oraya Almanya'da çalıştığımız paralarla ev yaptık. Bağımız var, bahçemiz var. Nasıl yaşayacağız biz orada? Yaşanmaz hale gelmiş her yer. Erdoğan bu muydu sana bu verdiğimiz oylar için? Biz bu topraklarımızı yok etmek için mi? Yol yapıyor diye seviniyorduk. Türkiye'mize sahip çıkıyor seviniyorduk. Ama maalesef ne yazık ki Türkiye'mizin her tarafı talan olmuş. Teşekkür ederim hepinize. Habibe abla konuşacak. Ben 70 yaşındayım. Bacaklarımda biletim, benim de biletim var. Ama karınca gibi gidemezsem de yolunda ölemem diye yollara çıktım. Ben şöyle çamurların içinde yaşıyorum. Bütün hayvanlar benim etrafımda. Ben kendimi düşünmüyorum, o hayvanları düşünüyorum. Bize dedelerimiz buraları nasıl kazandıysa, bize torunlar onları bırakmak için buralara geldik, değneğimizi kaka kaka. Çam ağaçlarının altında yaşamak için geldik. Çam ağaçlarının altında ölmek için geldik. Altınsız yaşanır ama havasız, susuz, topraksız yaşanmaz. Dersin sayın uyumuza sürdü. Gelmesinler. Çam ağaçlarını, meşelerimizi kestiği zaman bizim damarımızı kesiyorlar, kanımız akıyor. Millet duyuyor, uyumayalım. Her duvanda gelsin görsün bu halimizi. Bu zamana kadar her duvan dedik bizi bu hale mi getirecekti? Herkes diyor ki nereye gidersek baştan baskı. Madem bunda eli parmağı yoksa gelsin bizi kurtarsın bu Cengiz'den. Biz kuş sesleri istiyoruz. Madem dinamit seslerini duymak istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hepimiz Anadolu'yuz. Nerede bir şey varsa derdi hepimiz beraber geleceğiz. Allah. Hepinizi Gökçe'ye beklerim böyle inşallah. Köylüler görsünler bakalım nasıl bak. Ben böyle kalabalık hiç görmedim daha. Allah razı olsun. Hepinizden, büyüklerimden, küçüklerimden Allah'a emanet olun. İyi günler. Sevgili dostlar, biraz önce konuşan sevgili Razi ve şimdi konuşan sevgili Habibe Balıkesir'den geliyor. Gökçeyazı'dan geliyor. Evet. Gökçeyazı'da da CVK Holding'e ait bir altın bakır madeni projesi var. Bir yandan orada da mücadele ediyoruz. Kadınlar ilk defa hayatlarında 1 Mayıs'a katıldılar ki dertlerini anlatabilsinler diye. Buradan sonra sırada CVK Holding'in bakır madeni, altın madeni projesi var. Oraya da destek vermeye gidiyoruz. Bursa Çevre Platformu adına konuşmak isteyen olur mu? Bursa Çevre Platformu, Muğla Çevre Platformu, bir de evet Distar var. Çevre örgütlerini çağırıyoruz buraya. Sonra Ritim Orman grubu müzik yapacak. Merhabalar arkadaşlar. Biz adına geldim. İstanbul Çevre Konseyi adına geldim. İlk başta böyle geldiğimde acaba işte kalabalık olacağız mı? Acaba işte insanlar gelecek mi diye baktım. Hissettim kalabalık olacağımızı ve gerçekten bu atmosfer çok duygulandırdı. Zaten yıllardır da yani bütün çevre mücadelelerinde zaten bizi ayakta tutan da bu. Yani burada köylülerin bu direnişleri, bu duruşları bizi ayakta tutuyor. Göndereceğiz bunları. Hatta ben diyorum ki arkadaşlar biraz marjinalim. Bana öyle diyorlar. Sen marjinalsin diyorlar ama ben bunları bu maden alanında gömmeyi düşünüyorum. Gömeli bunları. Teşekkür ederim. Bursa Çevre Platformu, Muğla Çevre Platformu. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Biz savaşın içinden çıktık geldik. Çünkü geldiğimiz bölgede Akbelen var, Deştin var, Ağlı var, Zilpaş var. Savaşmayı çok iyi biliyoruz. Yorgunuz ama yılmadık. O güçle buraya geldik.
burada da savaşacak. Burada da Cengiz'i buradan kovuncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Ege Çevre Kültür Platformu eş sözcüsü Baha Okar ben. İzmir'den Seferihisar'dan geliyorum buraya. Dün Seferihisar'da İzmir'in en güzel Kızılçam ormanlarına kurulmuş altın madenine karşı konuşuyorduk. Daha önce 2 hafta önce Yırca'da yatağın termik santralin yok ettiği zeytin ağaçlarını konuşuyorduk. Bugün ise burada Kaz Dağları'ndayız. Kaz Dağları memleketimizin en temiz havasının, oksijeni en fazla olan havasının olduğu yer. Bunu neye borçlu? Buradaki bu ormanlara borçlu. Bunun değerini bilmeyen, her şeyin değerini parayla ölçen bu sermaye düzeni burada, Muğla'da, İzmir'de, Soma'da, her yerde hem doğaya hem de bizim yaşamımıza kastediyor. Biz burada her ağacı tek tek savunmak için toplandık. Burada olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Burada yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygılar. Kocaeli Çevre Savunması. Değerli doğa dostlarım, merhaba. Hepinize enişten duygularla selamlıyorum. En başta şunu söylüyorum. Dünyamıza, ormanlarımıza, suyumuza, toprağımıza bu düşmanlığı yapan, bu katliamı yapanların da bu dünyada yaşama hakları yok. Defolup gitsinler. Bunu yapacaksanız sizin burada bu havayı, bu suyu, bu toprağın verdiği nimetleri de kullanma hakkınız da yok. Başta bunlar ya yaşamasaklar ya da defolup gidecekler. Onların bu dünyada yaşama hakları da yok. Değerli dostlar, biliyorsunuz yaşam için en önemli şey nedir? En önemli 3 şey sayarsak su, hava ve toprak. Bakın Türkiye'nin bugün hepiniz biliyorsunuz su sorunu var. Ciddi bir su sorunuyla yüzeyiz. Havamız kirletiliyor. Toprak kirletiliyor. Yaşam hakkımız elimizden alınıyor. Bütün canlıların yaşam hakkına yönelik bu saldırılar karşısında hep beraber durmak zorundayız. Yok olmuş bir doğa, kirletilmiş bir hava insan içinde yok olmanın sonudur. Ölüler altın takamaz. Hoşça kalın. Kuzey Ormanları Savunması. Merhabalar. Karşımızda kötü bir örgütlülük, uluslararası boyutta işbirliğiyle süren bir iktidar ve örgütlülük var. Karşımızda olan bu acımasız, ülkemizi darma duman eden, topraklarını satan, yeraltı, yerüstü her noktasına vahşi bir şekilde saldıran bir iktidarla birlikte örgütlü olan bir işbirlikçi şirketler var. Bunlar ülkenin her noktasında bir saldırı ve katliam içerisindeler. Bizler Kuzey Ormanları Savunması olarak 3. Boğaz Köprüsü çeti dosyası geldiğinde, harekete geçtiğimizde bunun İstanbul'un kuzeyindeki suyunu, havasını, ekolojik bütünlüğünü yok edip şehirleşeceğini söylemiştik. Peşine 3. Boğaz Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, 3. Hava Yolu, havaalanı ve Kanal İstanbul'la birlikte Marmara bölgesini ve İstanbul'un kuzeyini, havasını, suyunu darmaduman ettiler. Aynı şeyi bugün burada Anadolu'nun değişik noktalarında, Karadeniz'de, Güneydoğu'da sürdürmektedir. Yaşam mücadelesini sürdüren, ülkesine sahip olan bütün kesimlerin hiçbir gün durmaksızın sürekli ayakta durup mücadeleyi sürdürmeleri gerekir. Bugün biz buradan gittiğimizde buradaki köylüler tek başına kalacaktır. Onun için mücadelenin sürekli ve dayanışmanın sürekliliğini
sürdürmek gerekir diye düşünüyorum. Tokat Çevre Platformu. Merhaba dostlar. Bugün buradayız. Bundan önceki günlerde Ankara'da, Karadeniz'de, Tokat'taydık. Ülkenin her tarafını talan ediyorlar dostlar. Böyle bırakırsak talan etmeye de devam edecekler. Bugün burada bu güzelim ormanları keserken mücadelemizi birleştirmek zorundayız. Birlikte hareket etmek zorundayız. Birlikte su havzamız varsa oraya saldırıyorlar. Bu saldırının karşısında ancak birleşe birleşe mücadelemizi büyütürüz. Birleşe birleşe kazanacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. Muzur Çevre Platformu. Merhaba doğanın dostları. Merhaba yaşam savunucuları. Sizlere Muzur'dan selamlar getirdik. Evet, ülkemizin 81 ilinde doğa katliamları, talanlar, yıkımlar devam ediyor. Bizler ekoloji örgütleri olarak yaşamın her alanında yan yana, omuz omuza örgüt. Bizler ekolojistler olarak doğanın ve doğanın işlerini ve renklerini birleştirmemiz gerekiyor. Bu ülkede Munzur'dan Kaz Dağları'na, Kaz Dağları'ndan Cerrahtepe'ye, Cerrahtepe'den Amel'e son sözü direnenler söyleyecek. Biz kazanacağız! Biz kazanacağız! Biz kazanacağız! Güney Marmara Dayanışması. Sevgili yurttaşlarım, çok şey söylendi. Şunu herkes bilsin, bu proje emperyalizmin projesidir. Bu halk, bu millet Çanakkale'de İngiliz emperyalizmini nasıl konduysak gün gelecek Cengiz'i ve hamilerini de bu canım topraklardan kovmasını başaracağız. Kuşkunuz olmasın. Yeter. Dayanışma içerisinde hareket edelim. Kendimize güvenelim. Saygılar, sevgiler. Hoş geldiniz. Gün gelecek. Gün gelecek. Şahinlere Dayanışması Platformu. Dostlar merhaba. Çok güzel bir kalabalık var. Güzel de bir mücadele olacağına inanıyorum. Biz Şahinlere Dayanışması olarak sizlere güzel bir mücadele örneği vermek için özellikle konuşmayı istedim. Altınoluk'tan geliyoruz. Şahinderemizde Milli Parklar tarafından tel örgülerle örülüp ranta açılacaktı. Ama biz Şahinderesi Dayanışması olarak, halk olarak bir araya geldik. Ve yaptığımız mücadele sonucunda, bir yıllık mücadele sonucunda tel örgülerini kaldırdık. Şimdi orada belediyenin yapacağı bir küçük projeyle yine Şahin Deresi halkın olacak. Şahin Deresi halkındır, halkın olacak. Kaz Dağları halkındır, halkın olacak. Teşekkür ederim. İDA Dayanışma Derneği Yörük Türkmen Vakfı Başkanı. Hepiniz hoş geldiniz. Çevreci dostlarım,
Yörük Türkmen Vakfı Çanakkale